Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben Sevmeyli Hoca. AYT Matematik kampında sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte diziler konusunda geometrik dizileri işleyeceğiz. Ele alacağız. Bakalım geometrik diziler aritmetik dizilerden farkı neymiş? Aritmetik dizilerden e, benzerlikleri neymiş? Bunlara bakalım. Daha sonrasında geometrik dizilerle alakalı size dikkat etmeniz gereken bazı noktaları söyleyeceğim. Onları anlatacağım sevgili arkadaşlarım. En son Fibonacci sayı dizileri deyip ...konumuzu bitireceğiz. Sizlere test ödevlerinizi vereceğim. Testlerinizi çözdüreceğim. Ve artık limit türemi tekrar de ...geçiş yapabiliriz diyeceğiz sevgili gençler. Evet Hazırsanız, abone olduysanız... ...ve tabii ki de videoyu beğendiyseniz ki... ...abone olmanız burada benim için en değerlisi. Çünkü sevgili arkadaşlarım ciddi anlamda... ...motive kaynağımız bu bizim. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geçelim dersimize. Hadi bakalım. Buyurun. Evet, şimdi geometrik diziler. Ben şöyle biraz... Sesim de yorgun açıkçası. Mikrofonumu kendime biraz daha yaklaştırayım şöyle ve sonrasında aynen mikrofon yaklaştı ve biraz daha düşük sesle konuşacağım, hitap edeceğim sana. Tamam dersi öyle anlatacağım. O yüzden sen de iyi dinle beni. Ardışık tüm terimlerinin oranı eşit olan dizilere. Şimdi biz aritmetik dizilerde ne diyorduk? Ardışık bütün terimlerinin arasındaki fark birbirine eşitse biz bu dizilere aritmetik dizi diyorduk. Aradaki eşit olan farka da ortak fark diyorduk. Burada da ardışık tüm terimlerinin oranı yani ardışıkların oranına bakacağız. Eğer bunlar eşitse, oranlar birbirine eşitse geometrik dizi diyeceğiz bu diziye. Bu terimlerin arasındaki ortak orana da sevgili arkadaşlarım ortak çarpan diyeceğiz. Ortak çarpan da R ile gösterilir. Tamam. Aritmetik dizinin e, ortak farkını da R ile gösteriyorduk. Zaten karıştırmana imkan yok. Çünkü sorunun geliş biçimi birbirinden farklı olacak. Ama ben karıştırırım hocam diyorsan aritmetik dizilerdeki ortak farka D'de. Aritme, e, geometrik dizideki ortak çarpma da R'de. Şimdi daha matematiksel bir dille aritmetik dizide de aynı cümleleri kullanmıştık biliyorsun. Her an pozitif doğal sayısı için. Ben a n artı 1'i a n'e bölersem yani kendinden bir sonra gelen terimi kendisine bölersem işte o zaman da neyi bulmuş oluruz? R'yi bulmuş oluruz şimdi. O halde geometrik dizinin genel terimi de bir ortaya çıksın bir dökülsün bakalım. Diyor ki bak A1'in A1'e eşit olduğu zaten aşikar net açık. A2'yi nasıl elde ederim? A1 terimini birinci terimi R ile çarparsam ikinci terimi elde ederim. Üçüncü terimi elde etmek için bu sefer ikinci terimi r ile çarpmam lazım. İkinci terimin a1 çarpı r olduğunu elde etmiştik. O zaman ben bunu bir kere daha r ile çarparsam r kare. a1 çarpı r kare elde ederim. Bunu bir kere daha r ile çarparsam a4'ü elde ederim ki bu da a1 çarpı r küptür. Mesela beşinci terimi nasıl elde ederim o halde? a1 çarpı r üzeri 4 demiş olurum. Bir kere daha, bir kere daha r ile çarpmış oluruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Birinci terimi elde etmek için R üzeri sıfırla çarpmışız aslında bak. gördüğün üzere. Şimdi bu ne demek? A1'i elde etmek için R üzeri sıfırla, 2'yi elde etmek için R üzeri 1 ile, 3'ü elde etmek için R, R üzeri 2 ile, 4'ü elde etmek için 3 ile, 5'ü elde etmek için R üzeri 4 ile çarpmışım. O zaman eninci terimi elde etmek için n-1, R üzeri n-1 ile çarpmam gerekiyor. İşte buradaki e, ifadeye de biz e, geometrik dizinin genel terimi diyoruz. Şimdi aşağıya bir tane geometrik dizi örneği verelim. Bu örnek üzerinden de geometrik dizinin özelliklerini inceleyelim. Şimdi 9 terimli AN geometrik dizisi bak burada bize verilmiş. Şöyle 9 tane terimi var. İşte ilk terimi 2, sonra 2 ile çarpmış 4, 2 ile çarpmış 8, 2 ile çarpmış 16, 2 ile çarpmış 32 biçimde devam ediyor. Burada sürekli 2 ile çarpılarak elde edildiği için R'nin 2 olduğunu anlayabiliriz daha net biçimden nasıl anlarsın? 64'ü 32'ye böl 2 bulursun. 8'i 4'e böl 2 bulursun. Yani ardışık bütün terimlerinin, ardışık terimlerinin aranı, oranı 2 olduğu için de ortak çarpanı 2'dir diyebilirsin. Genel terimi nasıl bulacak? Genel terimi nasıl buluyordum ben? A n eşittir. birinci terim çarpı r üzeri n eksi 1 ile buluyordum değil mi? Şurada vermiştik bak şurada yazıyor. Şimdi birinci terimimiz burada 2. R'miz de 2. Bunu n-1 ile çarpacağım. Aslında burası 2 üzeri 1 ya bunları çarparsak ne gelir? 2 üzeri n-1 ile 1'i toplarsın n bulursun. Demek ki bu dizinin genel terimi 2 üzeri n'dir diyebilirsin. Burada da bundan bahsetmişiz. Daha sonrasında a k-m ile yani k-m'inci terimle k artı m'inci terimin çarpımı k'nın k'nıcı terimin karesidir. Şimdi bu ne demek? Kendine eşit uzaklıkta bulunan iki tane terim. Mesela 8'i düşünelim. 8 bunun 8'in karesi 4 ile 16'nın çarpımına eşittir. Kendine eşit mesafedeki iki terimin çarpımı tam ortadaki terimin karesini verecektir. Mesela 2 ile 32'nin çarpımı da 8'in karesine eşittir. Veya gittin burada baktın 16'nın karesi 256 değil mi? 8 kere 32 de 256'dır. 4 kere 64 de 256'dır. 2 kere 128 de 256'dır. Yani kendine eşit uzaklıkta olan iki terimin çarpımı kendisinin karesine eşittir diyeceğiz. Geometrik dizide ilk n terimin toplamı ki bu toplam bizim için değerli. Bunu unuttun mu? Tamam, bunu unuttun. Sonra karşına denemede veya sınavda geometrik dizi toplamı genelde böyle çıkmaz çünkü böyle. Karşına nadiren gelir bu soru tipleri. Yani geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı karşına nadiren gel gelir. Genelde de sırf bu yüzden unutursun. Çünkü şey dersin hani kendi kafanda. Zaten çıkmıyor ki. Zaten çıkmıyor olması demek senin bunu öğrenmi, öğrenmemen anlamına gelmiyor. Ya çıkarsa? Tamam. O yüzden bizim için bu formül değerli. Çok çabuk unutulan bir formüldür. Buna dikkat edeceksin. İlken teriminin toplamı formülü birinci terimle 1-r üzeri n bölü 1-r'yi çarparak elde ediyorsun. Tamam mı? Ve sabit diziler sabit diziler hem aritmetik hem de geometrik olan cinsi bozuk bir dizidir arkadaşlar. Şimdi şöyle ki örnek veriyorum. Bütün terimleri 5 olan bir dizi düşün. 5, 5, 5, 5, 5. 6 terimli şöyle bir dizi olsun. Şimdi bu bir aritmetik dizidir. Niye? Çünkü D diyelim. D'si sıfırdır. Bak D'si 0. Gördün mü? Hep sıfır eklenerek elde edilmiş bir aritmetik dizidir. Aynı zamanda diyorum ki bu bir geometrik dizidir. Çünkü sürekli 1 ile çarpılarak elde edilmiş. R'si e, sevgili arkadaşlarım 1 olan 1. R'si 1 olan bir geometrik dizidir diyebilirim. Böylelikle eğer ki bir sorunun içerisinde dikkat et bak buraya. Bir sorunun içerisinde bir dizi verdim ben sana diyorsa. Bu dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi diyorsa o zaman sen ne yapacaksın? Ha bu sabit diziymiş. Yani adam sana açık açık söylemiyor diyor ki bak. A, and dizisi sabit dizidir demiyor da bunu şöyle söylemiyor da bunu şöyle söylemeye gayret gösteriyor. Yani diyor ki kardeş diyor bunu bileceksin sen diyor. Bunu bilmiyorsan diyor yapma diyor. O zaman ya boş bırak ya yanlış işaretle ki ben seni eleyim diyor. Tamam mı? Kendimizi el etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar basit. Bunlar e, bir kere aklında tuttun mu bir daha asla unutmayacağın şeyler. Sen de içinden şimdi tekrar et bakalım. Eğer bir dizi hem aritmetik hem de geometrikse o dizi sabit dizidir. Bunu asla unutma. Şimdi devam edelim 41. örneğimizde. AN bir geometrik diziymiş arkadaşlar. Birinci terim 6, 4. terim 162'ymiş. Genel terimi bul demiş. Şimdi ben A4'ü A1'e oranlayarak neyi elde ederim? R'nin kübünü. Tamam. Şimdi aritmetik dizide alışkanlık olmuştu. A4'ten A1'i çıkarınca 3R buluyorduk değil mi? Tamam. Aynı alışkanlığı burada da elde et. Lütfen. A4'ü A1'e bölersen re küpü bulursun. Şimdi A4 kaçtı hocam? 162. A1 kaçtı? O da 6'ymış. Ben bunu buna bölersem 16'nın içinde 2 defa, 42'nin içerisinde 7 defa. Yani re küp kaçmış arkadaşlar? 27. O zaman R kaçtır? R de tabii ki 3'tür. Şimdi R'yi bulduk ya. Ben bu genel terimi nasıl üretiyordum? AN eşittir ilk terim çarpı R üzeri n eksi 1 diye üretiyordum değil mi? O zaman birinci terim kaçtı? 6. R kaç bulduk? 3. Üzeri n eksi 1 diyeceksin. Aman dikkat et şıklarda bu şekilde vermek zorunda falan değil. Şıklarda ben olsam ÖSYM'ini şöyle veririm ki ÖSYM de böyle verir. 6'yı yazarsın 2 çarpı 3 diye. Çarpı 3 üzeri n eksi 1 dersin. Sonra da gidersin şu 3 ile 3 üzeri n eksi 1'i çarpıp üstlerini bir noktada buluşturursun. Yani 2 çarpı 3 üzeri n olur. Bak ÖSYM e sence şunu mu verir? Bunu mu verir cevap olarak? Tabii ki de alttakini verir. Tamam 2 çarpı 3 üzeri n'dir diyebilirsin. 41. örneği çözdük. Sayfayı da bitirdik. Hayırlı olsun. Geçtik 42'ye. AN geometrik dizisinde R ortak çarpan olmak üzere. 3. terimin 14 olduğunu ve R'nin yani ortak çarpanın 2 olduğu bilgisi verilmiş. A7 kaçtır diye soruluyor. E şimdi ben A7'yi nasıl elde ederim? üçüncü terimle r üzeri 4'ü çarparak elde ederim. Doğru mu? E zaten üçüncü terimi vermiş adam bana 14 diye. E r'yi de vermiş zaten 2 diye. 2'nin dördüncü kuvveti. Çarpacağız bunları. Bu da 14 çarpı 16 yapar. 14 çarpı 16 da inşallah Allah'ıma hata söyletmesin. 192 yapar. Yani 192'dir herhalde. Tamam. <laughs> evet gençler. 13 kere 14 kere 16 192 yapmaz. Saçmaladım şu an. 4 kere 6 24 geliyor zaten bir kere. <laughs> 14 kere 6 şansıma güveniyorum. 204 yapabilir arkadaşlar. 204 yapar. Aynen. 15 15 eksi 1 çarpı 15 artı 1 işte. Tamam. Evet. <laughs> 15'in karesi eksi 224 yapıyormuş. Lanet olsun. Allah'ım. 15 eksi 1 Çarpı 15 artı 1. Çarpsam daha hızlı sürerdi. Daha hızlı olurdu sanırım. 15 eksi 1. Ee, bu 15'in karesi eksi 1'dir. 224 yapar gençler. Ama şu an çok utandım. Buraya edit de yapmayacağım. Neyse. Sakin. Sıkıntı yok. Evet gençler. Cevap 224'müş dedik. Bu kadar kolay bir soruyu bu kadar zorlayarak çözmek de bize nasip oldu sonunda. <laughs> evet devam. 43. AN Geometrik dizisinde 3. serimi 4 vermiş. Eyvallah. A8'i A5'e bölünce de 216 buluyormuş. Bir kere A8'i yani 8. terimi ben 5. terime bölersem ne bulurum? R'nin küpünü bulurum. E bunu da bu da bana 216'yı veriyormuş. Bir şeyin küpü 216 ise ki bu 6'nın küpüdür. O zaman R kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Güzel. Şimdi A5 sorulmuş. Ben A3 terimini R'nin karesiyle çarparsam A5'i elde ederim. A3 dediğimiz şeyi 4 olarak vermiş bize. R'yi de biz zaten 36 bulduk kendimiz. 6'nın karesi de 36 yapar. 4 kere 36 da bize 144'ün ta kendisini verir. Demek ki A5 kaçmış? 144'müş diyebiliriz. Devam 44. Ortak çarpanı yani R'si kaçmış? 3. İlk terimi de yani birinci terim eşittir. Eksi 3'müş arkadaşlar. Geometrik dizinin genel terimini yazınız demiş. Yani AN soruluyor bize. Ben A'yı nasıl buluyordum arkadaşlar? ilk terimle r üzeri n eksi 1'i çarparak buluyordum. E burada ilk terimimiz zaten eksi 3 olarak verilmiş. Çarpı r'miz de 3'müş. 3 üzeri n eksi 1 deriz. E ben burada 3 üzeri 1 ile 3 üzeri n eksi 1'i çarparsam 3 üzeri n gelir. Başında da eksi vardı. Eksi 3 üzeri n bize cevabı verir. 45. Geometrik dizisinde demiş. İkinci terim 5 ve altıncı terim 125. Şimdi ben a6'yı arkadaşlar a2'ye bölersem neyi bulurum r üzeri 4'ü. E şimdi burada ben a6'nın 125 olduğunu biliyorum. a2'nin de 5 olduğunu biliyorum. Bunlar oranlarsam 25 gelir. Yani r üzeri 4 kaçmış gençler? 25. Peki neyin 4. kuvveti 25'tir? Tabii ki de kök 5'in 4. kuvveti 25'tir. Şimdi a3'ten a1'i çıkar demiş. Yapalım. Öncelikle a3 dediğimiz şey a2 ile r'nin çarpımıdır. a1 dediğimiz şey de sevgili arkadaşlarım A2'nin R'ye oranıdır. Tamam. A2 dediğimiz şey 5'ti. R'miz kök 5'ti. Eksi A2 dediğimiz şey 5'ti. R'miz kök 5'ti. Üst taraf yani sol taraf 5 kök 5 zaten. Tamam. Eksi 5'i kök 5'e bölersem kök 5 gelir. 5 kök 5'ten kök 5'i çıkarırsam da 4 kök 5'in ta kendisini bulmuş olurum. Doğru cevabımız da budur deriz. 46. örneğimize doğru geçelim bir geometrik dizinin ilk üç terimi sırasıyla aha bunlarmış. Bu dizinin genel terimini bul demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilk üç terim eğer buysa ben şunla şunu çarparsam ortadakinin karesini bulmam gerektiğini gayet iyi biliyorum. O halde x eksi 5 ile x eksi 5 ile 3x artı 3'ü çarpacağız. Eşittir 2x eksi 7'nin karesine eşitleyeceğiz. Tamam. Şimdi sol tarafa bir dağıtalım bakalım. 3x ile x'i çarptım 3x kare geldi. Sonrasında x ile 3'ü çarptım artı 3x yaptı. Şunla şunu çarptım eksi 15 x geldi. Eksi 5 kere 3 de eksi 15 yaptı. Eşittir 2x eksi 7'nin karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve artı eksi 7'nin karesi de 49 yapar. Burada ben 3x kareyi aldım. 4x karenin yanına fırlattım. x kare geldi. Eksi 15x artı 3x daha eksi 12x yapar. Bunu sağ tarafa atarsak eksi 16x gelir burası. Eksi 15'i de aldım 49'un yanına attım. Artı 64 yaptı. Burası da eşittir 0. Şimdi bu ne, neyi verir bana bu? x eksi 8'in parantez karesidir değil mi? Eşittir 0 ise eğer. Tabi ki burada tek bir ihtimal var artık. x kaçmış arkadaşlar? x 8'miş. Bu dizinin genel terimini bul demişim. x 8 ise burası kaçtır? 3. Buraya geldim 2 kere 8 16 7 çıkardım 9 3 kere 8 24 3 ekledim 27 He, Şimdi ilk 3 terim bu ya R'sini buluruz bak 3 ile çarpmış 3 ile çarpmış R'si 3 ilk e, İlk terimi de 3'tü O zaman ben genel terimi nasıl buluyordum A n eşittir A1 çarpı R üzeri n eksi 1 ile buluyordum O zaman genel terim eşittir ilk e, İlk terim 3 çarpı r üzeri n eksi 1 de 3 üzeri n eksi 1'dir. Bununla bunun çarpımından şöyle yaparsak 3 üzeri n gelir. Demek ki benim genel terimim 3 üzeri n olacakmış diyebilirim. Örnek 47. Bir geometrik dizi var elimizde. A'nıncı terimi yani a a diyelim. Tamam mı? Eşittir 7 üzeri b'ymiş. B'ninci terimi yani a b b'ninci terim eşittir 7 üzeri a'ymış. Bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye soruluyor. Ben ortak çarpanı bulabilmek adına mesela şöyle diyelim. Ee, A8'i A5'e böleydim. Ne bulurdum? R üzeri 8 eksi 5'i. Yani R'nin küpünü bulurdum. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu dursun cebimizde tamam mı? Şunu şöyle kenarda dursun. Ajdar diyor ya sen köşede oyna diyor. Sen şu köşede dur kardeşim. Peki. Ben şunu şuna bölersem neyi bulurum? A üzeri e, A üzeri diyorum. B'ninci terimi A'nıncı terime bölersem R üzeri B eksi A'yı bulurum değil mi? Şimdi eşittir diyorum. Aslında bunu buna böldüm. Yani 7 üzeri A'yı 7 üzeri A'yı 7 üzeri B'ye bölmüş oldum ki bu da bana 7 üzeri A eksi B'yi mi verir? Bak iyi dinle şimdi. Şu, şu ifade şuna eşitmiş. Şimdi birinin üssü B eksi A ötekinin üssü A eksi B. O zaman ben şöyle diyeyim ya. R üzeri B eksi A eşittir. 1 bölü 7'nin kaçıncı kuvveti olur? B eksi A'nıncı kuvvet olur. Bak artık üstleri birbirine eşit oldu mu? Şunla şu. Evet. O halde tabanları da birbirine eşittir. Yani R kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 7'ymiş. E bu dizinin ortak çarpanı sorulmuş. Yani R sorulmuş. Ben zaten R'yi buldum. Cevap 1 bölü 7 idi. Evet, evet. 48. 2 ile 72 arasında. 2 ile 72'nin arasına Geometrik dizi oluşturacak biçimde 3 tane pozitif sayı ekleniyor. 3 tane ekleniyormuş ya ben biraz ayırmışım bunu. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 tane ekleniyor. Kaç terimli bir dizi oldu artık bu? 5. Şimdi o zaman bu A1 ise bu A5'tir. Ve ben, ve ben. 5. terimi, 1. terime, ilk terime böle, bölecek olursam R üzeri 4'ü elde ederim. Şimdi hocam Son terim 72 idi zaten. İlk terim de 2 idi. Oranlarsam 36 gelir. Şimdi R üzeri 4 neymiş? R üzeri 4 36 imiş. O zaman R kaçtır? R tabii ki de kök altıdır. Şimdi R'yi bulduk. Bir sonraki terimi nasıl bulurum ben? R ile çarparak. Çarp kök altıyla 2 kök altı. Bir daha çarp kök altıyla kök altı kere kök altı 6, 6 gelir 12 yapar. Bir daha çarp 12 kök altı. Tamam. Bu diyor Aradaki diyor eklenen sayıların çarpımı yani şunun şunun ve şunun çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 2 kere 12 24. 24 kere 12 kaç yapar? 288 yapar. Tamam mı? Çarpı bir de kök 6 kere kök 6'dan 6 gelecek. Yani 6 kere 288 sorulmuş bize. 6 kere 200 1200 yapar. 6 kere 80 480 yapar. 6 kere 8 48 yapar. Aha bunları topla demiş aslında. O da 1680 1728 gelir arkadaşlarım. Cevabımız budur diyebiliriz. Tamam. Geçtim 49'a. Bir tane bakteri çeşidimiz var. Bu bakteri çeşidinin nüfusu uygun ortamda her 15 dakikada bir iki katına çıkarak ilerliyormuş. Her 15 dakikada bir. Şimdi başlangıçta ortamda kaç tane bakteri varmış? 8. 3 saat sonrasında ortamdaki bakteri sayısı kaç olur diye soruluyor. 3 saat sonra. Şimdi başlangıçta yani birinci terim olarak 8 tane bakteri olduğunu biliyoruz. 15 dakikada bir iki katına çıkıyor. Mesela ikinci terim ne olur arkadaşlar? 16 olur iki katına çıktığı için. Üçüncü terim ne olur? 32 olur. Hep bu şekilde devam edecek. Şimdi biz 3 saat sonrasını merak ediyoruz. Bu 3 saatin içerisinde kaç tane 15 dakika var? Önce bunu bulalım. Kaç tane var? 1 saatin içerisinde 4 tane 15 dakika var değil mi? O zaman 3 saatte kaç tane vardır? Tabii ki 12 tane 15 dakika vardır. 12 tane ise, demek ki 12 tane ise, başlangıcı bu ya hani. Şimdi mesela 1 saat sonra kaç tane olurdu? Birinci terim. 15 dakika sonra 15 dakika sonra, 15 dakika sonra, 15 dakika sonra. 1 saat sonrası için buraya bakacağım. Yani burası A1 ise, 1 saatin içinde 4 tane vardı ya, bak burası A5 oluyor, yani 5. terim. A2, A3, A4, A5 oluyor. Tamam. E şimdi o zaman, ben e, 3 saatin içinde 12 tane 15 dakika olduğunu biliyorsam, demek ki neyi arıyorum? Neyi arıyorum? 13. terimi arıyorum. A13 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben A13'ü bulmak için, A1'i arkadaşlar, R üzeri R üzeri 12 ile çarpmam gerekiyor ki 13. terimi bulayım. A1 8'di zaten. R kaçtı? 2 katına çıkarak ilerliyor ya. Demek ki 2 idi. 2 üzeri 12. E sol taraf 2 üzeri 3. E bu da 2 üzeri 12. Çarparsam 2 üzeri 15 gelir. Bu da bize cevabı verir. 2 üzeri 15 tane bakterimiz olur 3 saat sonunda. Ya bu bakteri üreme hızları falan çok daha fazla ürüyor. 2 katına çıkarak ilerlemiyor ama çok daha fazla büyüyor. Yani 2 üzeri 15 demek bile 3 saat gibi kısa bir sürede 2 üzeri 15 büyük bir sayı arkadaşlar. 2 üzeri 10, 10 1024 dersek 1024'ü 32 ile çarpıyorsun. Yani 33 binden falan yok 32 bin küsür bir sayı yapıyor. bayağı büyük bir sayı. Değil mi? Evet. Devam. 50. örnek. AN geometrik dizisinin ilk n terim toplamı SN olmak üzere S3 A1 çarpı 13'müş. S3 dediğimiz şey ne? A1 artı A2 artı A3 değil mi? A1 zaten A1. Yapacak bir şey yok. A2 ne? Hocam A1 çarpı R. A3 ne? Hocam A1 çarpı R kare. Bunu yazmaya hakkım var değil mi? Yani sonuçta e, geometrik dizi olduğu için bütün terimlerini, buradaki toplamdaki bütün terimleri A1 cinsinden ifade ettim. Şimdi ben bunu A1 parantezini alırsam eğer. Bak şöyle. Şurada 1 kalır. Burada R kalır. Burada da R kare kalır. Peki S3 neymiş normal şartlar altında? A1 çarpı 13. Yani 13 çarpı A1 diyebilir miyim? Deriz. Her iki taraftaki A1'leri götürelim mi? Götürelim. Peki 1 artı R artı R kare 13 müymüş? Evet. O zaman R kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3'tür. 1 artı 3 4. 3'ün karesi 9 ekle 13 yapar. Şimdi R'nin 3 olması gerektiğini anladım. Şimdi S4 de verilmiş bana. S4 nedir? Hocam A1, A2, A3 bir de A4'ün toplamıdır tabii ki. E şimdi bu S4 dediğimiz şeyi ben A1 artı A1R, A3'ü A1R kare, A4'ü de A1R'nin küpü olarak ifade ederim. Sonra giderim abi bunu A1 parantezine bir alırım. A1 parantezini alırsam 1 artı R artı R kare artı R küp gelir. Şimdi ben A1'in kaç olduğunu da bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum. Ama şu toplamın 320 olması gerektiğini biliyorum. A1'i bulabilirim. Çünkü neden? R'yi biliyorum. E şurada o zaman R'ye gördüğümüz yeri artık 3 yazarak şuradaki çarpımın sonucunu elde edebiliriz. 1 artı 3 artı 9 artı 27. E şurası 13'tü. E 27 eklersem 40 yapar burası. Tamam burası 40. 40'la neyi çarparsam 320 elde ederim? Tabii ki 8'i. Birinci terim 8. Benden A3 isteniyor. A3 birinci terimde R karenin çarpımı değil miydi? Evet o zaman A3 dediğimiz şey birinci terimi ben 8 buldum. R kare de 3'ün karesinden 9'dur. Çarparsam 72 gelir. Bu da bana tabii ki cevabı verir. Tamam mı güzel arkadaşım? Doğru cevabımız 72 olacakmış dedik. Şimdi şöyle sayfamıza uzaktan da bakalım ne zamandır bakmıyoruz. Umarım senin de sayfan bu şekilde derli toplu, düzenli ve dolu doludur. 51. örneğimize bakacağız şimdi seninle beraber. 51. örnekte aşağıdaki aşağıda şekil 1'de üçlü USB çoklayıcı gösterilmiş. Şu. Şekil 2'de de 3 üç tane üçlü USB çoklayıcının şekil 1'de gösterilen USB çoklayıcının USB portlarına takılmış hali gösterilmiş. Dizüstü bilgisayarında sadece bir tane USB portu bulunan Buse üçlü USB çoklayıcılardan ucuca ekleyip altıncı adımı tamamlayınca yeteri kadar USB portunu elde ettiğini söylemiş. Buna göre Buse altıncı adımın sonunda toplam kaç adet USB çoklayıcı kullanmıştır diye soruluyor. Bak bize kaç tane USB çoklayıcı kullanmıştır diye soruluyor. Şimdi düşünelim bakalım. Öncelikle Burada kaç tane? Birinci adımda kaç tane var? Bir tane var. Çünkü bir tane zaten bilgisayarında USB portu olduğu için şunu bilgisayarına takar ve bir tane olmuş olur. İkinci adımda şunları da farklı USB çoklayıcılarla birleştiriyor ve toplamda dört tane oluyor. Bak iyi dinle. Burada bir tane vardı. Burada kaç tane daha geliyor? Üç tane daha geliyor. Değil mi? Artı üç. Buraya kaç tane takılır? Dokuz tane. Diğerine kaç tane takılır? Yirmi yedi tane. Yani bir, 3 eklenenleri yazıyorum bak. Bir tane vardı 3 tane eklendi. 3 tane vardı 9 tane daha eklendi. 9 tane vardı 27 tane daha eklendi. Benim burada neyi görmem gerekiyor? 3 ile çarpmış, 3 ile çarpmış, 3 ile çarpmış, 3 ile çarparak hareket edecek. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyim? Burası kaçıncı adım olur? 4. ve burası 4. adımsa 5. adım 81'dir. 6. adım 243'tür. İşte bunların toplamı soruluyor bana toplamda bu kadar. Çünkü birinci adımda bir tane kullanmış. ikinci adımda 1 ile 3'ün toplamı kadar. Üçüncü adımda 1 artı 3 artı 9 kadar olacak. Şimdi bunları da örnek verip 36. adımı sormuş olsaydı biraz sıkıntıya girecektik. Toplayamazdık ama şu an şunları bile toplasak bizim için kafi. Ama biz geometrik dizinin n teriminin toplamı formülü sayesinde bulalım bunu. Böyle hesaplayalım. Şimdi neydi? S6 soruluyor değil mi bize? Yani ilk 6 terimin toplamı. A1 çarpı 1 eksi r üzeri 6 bölü 1 eksi r demem gerekiyor. E bilinçlerin 1 zaten. R'miz burada 3 olduğunu görüyoruz. 1 eksi 3 üzeri 6 bölü 1 eksi 3 diyeceğim. Bu da bana 3 üzeri 6'dan 1'i çıkarıp 2'ye bölmekle aynı şeydir. Ben ters çevirdim. 3 üzeri 6 eksi 1, 3 eksi 1. Tamam. 3 üzeri 6 dediğimiz şeyi hesaplayabilir miyiz? 3 üzeri bakalım bir İlk 6 terim toplamı demiştik değil mi? Aynen. Birinci terim çarpı R üzeri 6. Tam gelir mi? Gelmez. Bir yerde bir sıkıntımız var. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Evet. Bir yerde bir sıkıntımız var. Yok. Bir sıkıntımız da yok gibi de duruyor sanki. Yokmuş ya. 3 üzeri 6, 729'dur. 729'dan 1'i çıkardım. 2'ye böldüm. Yani 728'i 2'ye böldüm. Bu da 364'ü mü verir? Aynen. Cevabımız bu olacakmış diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bir an için 3 üzeri 6'yı e, sanki 728 çarpı 3'müş gibi. Yani 3 üzeri 7'ymiş gibi düşündüm. Ondan bir sıkıntı var diye düşündüm. Ama hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Cevabımız ne olacakmış? 364 olacakmış diyeceğiz. Evet. Gençler devam ediyorum. Bir alttaki sorumuzda yani 52. örneğimizde. Diyor ki bir öncülü soru bu. Log 18, log 180, log 1800 dizisi veriliyor. Buna göre ortak çarpanı log 10 olan bir geometrik dizidir. Ortak çarpanı 10 olan bir geometrik dizidir. Ve ortak farkı log 10 olan bir aritmetik dizidir denilmiş bize. Bakalım hangileri doğru. Şimdi log 18'den log 180'e nasıl bir bağıntı kurabilirim? Mesela ben bunun üzerine log 10 eklersem logaritmada ekleyince ne yapıyorduk? İçlerini çarpıyorduk. 18 kere 10'dan log 180'e. Buna da logon eklersem log 1800'ü elde edebilirim. Şimdi demek ki logon ekleye ekleye diğer terim oluşturuluyor. Ekleniyorsa bu bir aritmetik dizidir. Eklenerek oluşturuluyorsa bu bir aritmetik dizidir. Ve ortak farkı da tabii ki logon olacaktır. Logon neydi? 1'di. Yani birer birer ekleniyormuş aslına bakarsın. Ortak çarpanı. Çarpan demiş bir kere kaybediyor zaten. Geometrik dizi değil bu. Yine geometrik dizi olmadığı için 2'yi deleyebilirim ama ortak farkı logon olan bir aritmetik dizidir ifadesi benim için doğrudur. Cevabımız yalnız 3 olacakmış deriz sevgili gençler. Tamam? Evet 52. örneğimizi çözdük. Devam ediyorum 53. örnekte. Tabii şurayı silelim arkadaşlar. Şöyle bu güzel bir soru beğeniyorum. O yüzden dikkatli dinle. Bir ABCD karesinin hemen bir kare oluşturalım. E, kare demiş demişti değil mi? Şöyle yaparsak bence tam oluşur. Aynen. Şimdi bu ABCD karesinin. Gösterelim. Bir kenarının uzunluğu, çevre uzunluğu ve alanı. Şimdi bir kenarının uzunluğuna ben A dersem. Bir kenarın uzunluğu A. Çevre uzunluğu 4A. Alanı da A kare. İşte bunlar bir e, geometrik dizinin ardışık üç terimiymiş. Yani ben e, ee, şunu bir şeyle çarpmışım 4A'yı bunu da aynı şeyle çarpmışım yine A kareyi bulmuşum gibi düşüneceğim. O halde ben 4A'yı A'ya bölerim. 4A bölü A eşittir. A kare bölü 4A diyebilirim. Buradan A'lar gider. Buradaki A'lar da gider. 4 eşittir A bölü 4 dersem eğer A'yı da 16 bulurum. Tamam. Şimdi A 16 ise 16 şu kaçtır? 64 şu kaçtır hocam? A 16 ise 16'nın karesinden 256'dır. Şimdi bu karenin alanı sorulmuştu bize. Değil mi? Ee, pekala madem öyle bu karenin alanı ben A'yı 16 bulmadım mı? 16 kere 16'dır o zaman. Yani 256'dır diyebiliriz gençler. Örnek 54. A'nın pozitif terimli bir geometrik dizi ve B'nin de dizidir her n pozitif tam sayısı için a n ile b n'in çarpımı b n artı 1'dir demiş. Ben şimdi a n'i o zaman yalnız bıraksam b n artı 1 bölü b n yapar mı? Valla yapar değil mi? Şimdi bunu elde ettik tamam. b 6 bölü b 1 de a 3'ün dördüncü kuvvetiymiş. a 3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi bak ben burada şu kısımda en gördüğüm yere 1 yazarsam B2 bölü B1'i elde ederim. 2 yazarsam B3 bölü b 2 3 yazarsam B4 bölü B3'ü, 4 yazarsam B5 bölü B4'ü, 5 yazarsam B6 bölü B3'ü değil 5'i elde ederim. Doğru mu? Doğru. Şimdi peki en gördüğüm yere 1 yazınca buraya da 1 yazmıyor mu? O zaman bak burası A1'miş. Şimdi bak bunları çarpalım. Bunları çarpmak demek aslına bakarsan şöyle yapalım. Burası A3'tü, burası A4'tü, burası da A5'ti. Bunları çarpmak demek ne demekmiş? İyiyiz de şu, şu, şu ve şu birbirini götürüyor zaten. Götürdükten sonra elde kalan şey B6'nın B1'e oranıdır. Ben bu yüzden buraya kadar açtım bunu. Neden? B6 bölü B1 bana vermiş. Şimdi bu demek aslında o zaman A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A4 çarpı A5 demekmiş. Tamam. Ve aynı zamanda bu da A3'ün tabii ki de dördüncü kuvvetine eşitmiş. Şimdi hocam A1 ile A5'in çarpımı bana A3'ün karesini verir. A2 ile A4'ün çarpımı da tam ortadakinin karesini verir. E bir tane de A3'ümüz var. A3'ün karesi çarpı A3'ün karesi çarpı A3 ne yapar? A3'ün beşinci kuvveti yapar. Ki bu da A3'ün dördüncü kuvvetine eşitmiş. Hocam o zaman A3 dediğimiz sayı eğer pozitif terimli ise tabii ki de birden başkası olamaz. Birden başkası değildir. O halde bizden A3 istendiğine göre cevap da 1 olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet örnek 55 ve bu videonun bu e, videonun son sorusu diyebiliriz. Ne demiş pozitif doğal sayı olmak üzere A n en kare sayısının asal bölen adedi anlamına geliyormuş. A n dizisi bu şekilde özel özellikle tanımlanmış bir dizi ve bu anlama geliyormuş tamam mı? Buna göre a x eşittir 1 ise x sayısı asaldır. Şimdi bu ne demek? X kare sayısının eğer asal bölen adedi bir tane ise o x dediğim sayı asaldır deniliyor. E şimdi düşünelim örnek veriyorum x eşittir 3 ise 3'ün karesi 9'dur. Bunun bir tane asal böleni vardır. Değil mi? Yani, o, o halde şöyle diyebilir miyim? A3 eşittir 1 olur. Değil mi? Ama şunu unutma. A9 için de 9'un karesi 81'dir. Ve 81 sayısının da asal bölen adedi sadece 3'tür. Yani asal bölen adedi, asal böleni sadece 3'tür ve asal bölen adedi de 1'dir. Ama 9 burada asal değildir. Tamam aşırı çeldiriciliydi. Dolayısıyla burası yanlış olacak. Pekala yani x 9'da olabiliyormuş. a 42 eşittir a 1080 a 180'dir demiş. Şimdi 42 dediğimiz şeyin kaç tane asal böleni varsa 42'nin karesinin de o kadar asal böleni vardır. 42'nin asal bölenleri 2, 3 ve 7'dir. Yani kaçmış? 3 tane. 3 tane olduğu için a 42de kaçtır? 3'tür. Şimdi 180'e bakalım. 180'in asal bölenleri de 2, 3 ve 5'tir sadece. O halde burası da 3 tane olduğuna göre. A 180 de 3'tür ve 3 eşittir 3 demiş doğru demiş. Eğer ki bir sayının asal böleni yoksa yani 0'sa bu eşitliği sağlayan bir tane k sayısı vardır. O da nedir? 1'dir. Çünkü A1 eşittir. 1'in karesi sayısının asal bölenidir. 1'in karesi 1'dir. 1'in asal böleni var mı? Yok. O halde sadece bir tane vardır. O da sevgili arkadaşlarım 1'dir. O halde doğru cevap 2 ve 3 olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet yaklaşık 34-35 dakikalık bir ders oldu ve bu dersten elde etmemiz gereken çıkarımların tamamını sizlere verdik arkadaşlarım. Güzel de bir ders oldu. Sessiz sakin bir ders oldu. Yaklaşık iki buçuk sayfa. Hem dizilerin konularını verdik, özelliklerini anlattık hem de sorularını çözdük. Umarım sizlere faydası dokunmuştur diyelim. Ve sonraki videomuzda Fibonacci sayı dizisinde ve toplam sembolünde tek sayfalık bir ders olacak, kısa bir ders olacak. O videoda görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.